Sayın Valim, değerli milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Sayın Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcım, Sayın AK Parti Konya'lı Başkanım, Sayın Selçuklu ve Karatay Belediye Başkanlarımız, Meram Belediye Başkanımız, AK Parti Meram İlçe Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, KOP Başkanımız, değerli meclis üyelerimiz, genç kolları, kadın kolları başkanlarımız, Konya Muhtarlar Derneği Başkanımız, Meram Muhtarlar Derneği Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, değerli yetkilileri, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, basınımızın kıymetli mensupları, Meram Belediye'miz tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi proje lansmanına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, sizleri ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyoruz. Ardından İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Sayın Valim, değerli misafirlerimiz, yeni nesil eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi ile ilgili kısa filmimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. İnşallah geleceğin olimpiyatlarında, geleceğin Avrupa ve Dünya şampiyonalarında işte buralardan gelişen çocuklar çıkacak. Meram Gelişim Akademisi Mega, dijital bir çağda hayata başlayan yeni neslin, yani Z ve Alfa kuşağının farklılaşan eğitim beklentilerine cevap veren, kuşaklar arası iletişimi ve kültür aktarımını kuvvetlendiren yeni nesil eğitim projesidir. Meram Gelişim Akademisi ile amacımız erdeme dönüşmüş değerlerle ahlaki karakter eğitimi vermek. Çocuklarımızın teknolojiyi kullanarak nasıl keşfedebileceklerini öğretmek. Aynı zamanda gençlerimizin kişisel vizyonuna katkıda bulunup mesleki yönelimlerini sağlamaktır. Mega, çocuklara, gençlere, dezavantajlı gruplara, ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik bir eğitim projesidir. Mega projesi, Meram Belediyesi, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen KOP Doğa Okulu, Trafik Eğitim Parkı, Bizim Çocuk ve Bilim Kurdu dergileri, akademik başarıyı artırıcı test, kitapçık, basın ve dağıtımı, yaz spor okulları ve geleneksel turnuvalar, TÜBİTAK kitaplıkları, akıl ve zeka sınıfları gibi birçok eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi bünyesinde yürütülecektir. Hedef projelerimiz arasında dünya standartlarında dijital içerik üretiminde globale açılan bir kapı olmak amacıyla e-spor merkezi, YouTube Akademi, Mega Bilgi Uygulaması ve
dijital oyun tasarım atölyesi gibi genç fikirleri önceleyen projelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca anahtar fikir atölyesi ve mesleki gelişim amaçlı kariyer merkezi de hedeflenen projelerimizin arasındadır. Eğitimin en önemli amacının ahlakın güzelleştirilmesi olduğunu düşünen İslam filozofu Gazali'den ilham alan Meram Gelişim Akademisi, ahlaki karakter eğitimi odağında akademik, kültürel, teknolojik ve sportif alanda çeşitli projeler üreten bir istikbal yatırımıdır. Çünkü istikbal onun için çalışanlarındır ve istikbal öğrenmesini bilen yükselen neslin elindedir. Meram Gelişim Akademisi ile etik bilim ve teknoloji ile hayallerin gerçekleştirilmesine fırsat veriyoruz. Erdemli nesiller için insan onurunu ve kutsal değerleri referans alıyoruz. Toplumsal kabule mazhar olmuş karakter özelliklerini yaşama sanatına dönüştürüyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, Meram Gelişim Akademisi'ni çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunan Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar başkanım. Evet, çok kıymetli valim, kıymetli vekillerim, kıymetli il başkanım, sayın kaymakamım, Meram, alıştım üçümüzü beraber saymaya, Karatay ve Selçuklu belediye başkanlarımız, ilçe başkanım, KOP başkanım, kıymetli il ve ilçe milli eğitim müdürlerim, Necmettin Erbakan Üniversitesi rektör vekilim, kıymetli hocam, ilçe milli eğitim müdürümüz, yolun başından beri hep beraber yürüdüğümüz hocamız ve onun kıymetli ekibi, kıymetli meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, AK Parti ilçe başkanımız, ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan basınımızın kıymetli güzide mensupları ve diğer arkadaşlar, çalışma arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan 2,5 yıl önce gerçekleştirdiğim seçim çalışmalarında ve göreve başladığımız ilk zamanlarda sıklıkla tekrarladığım bir şey vardı. Meram için mega projemiz olmayacak. Meram'ın öncelikli sorunlarına acilleştir vurulmasına ve günlük hayatı kolaylaştıracak ve güzelleştirecek daha küçük ölçekli ama etkili yatırımlara ihtiyacı var demiştim. Kaderin bir cilvesi olarak bugün mega bir proje için karşınızdayım. Bunun için çok mutlu ve heyecanlıyım işin açıkçası. Her birinize teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutluyum ve heyecanlıyım çünkü bizim için her eğitim projesi aslında bir mega projedir. Projenin küçük ya da büyük olması bunu değiştirmez. Çünkü belki genç arkadaşlarım pek bilmezler ama ben ve benim yaşımdan daha büyüklerimiz şu sözü çok iyi hatırlayacaklardır. Bir mıh bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir milleti kurtarır. O sebeple bir mıh deyip geçme şansımız yok şu dünyada. Sonuçta bir mıh bir milleti kurtarır. Bir insan dünyayı değiştirebilir. Tarih boyunca hep buna şahit olmuşuzdur. Hatta bugün de bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde canlı canlı yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tek bir kişinin bir ülkenin makus tarihini nasıl tesirle çevirebileceğini son 20 yılda en güzel haliyle bizlere gösterdi. Bu sadece siyasette değil elbet. Bilimde, sanayide, ticarette tek bir kişi bile tarihin seyrini değiştire gelmiştir. İşte tam da bu sebeple bizim her bir eğitim projemizi bir mega proje olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. 20. yüzyılın en etkili şahsiyetlerinden biri olan ve hepimizin tanıdığı, bildiği Malcolm X eğitimin önemini, eğitim geleceğe geçiş için pasaporttur. Yarınlar bugünden onun için hazırlananlarındır sözleriyle vurgulamıştır. Biz de aslında Malcolm X'in tam da dediği yerdeyiz. Yarınlarımıza, yani çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yaparak geleceğimize bugünden hazırlanma gayesindeyiz. Bu doğrultuda belediyemiz bünyesinde yaptığımız ilk iş Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurarak bu işe soyunmak oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, adında eğitim olmadığına bakmayın, resmi formatta böyle geçtiği için söylüyorum. Aslında bu müdürlüğümüz adı Gençlik, Spor ve Eğitim Müdürlüğümüz. Modern çağın gereklerine uygun gençlerin ve çocukların ilgisini çekebilen projeler üreterek kendine güvenen birey, sorumlu birer vatandaş,
başarılı öğrenen, bireysel ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan sağlıklı fertler yetiştirmeyi arzu etmektedir. Bu ilk adımdan sonra hızlı, kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ettik. İlerleyişimizi ise Z ve Alfa kuşaklarının aktif olarak yer alacağı yeni nesili, yeni nesil eğitim projesi olan MEGA ile taşlandırmış olacağız inşallah. Peki, nedir MEGA? MEGA, yani tam adıyla Meram Gelişim Akademisi, yeni nesli, yeni nesil yöntemlerle eğitmeyi hedefleyen bir eğitim projesinin ismidir. Eğitimin en önemli amacının ahlakın güzelleştirilmesi olduğunu düşünen İslam filozofu Gazali'nin ahlak eğitimine ilişkin anlayışının referans alındığı bu projede çocuklarımıza karakter eğitimi verilecektir. Meram Gelişim Akademisi'nde karakter eğitimi merkeze alınarak aynı zamanda bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor alanlarında birçok çalışma paydaşlarımız ve alanında uzman ekibimizle birlikte yürütülecektir. MEGA dijital bir çağda doğup büyüyen yeni neslin farklılaşan eğitim beklentilerine cevap verecek, bu anlamda eğitim sistemimize olumlu katkılar sunacak ve örnek teşkil edecek bir projedir. Biliyoruz ki ortada bir amaç varsa başarı için hiçbir sınır yoktur. Ve bizim MEGA projemizde ulaşmak istediğimiz birçok amacımız vardır. Peki bu amaçlarımız neler? İlk amacımız toplumsal kabule mazhar olmuş, insan onurundan ve kutsal değerlerimizden referans alan, erdeme dönüşmüş değerlerle bir ahlaki karakter çerçevesi oluşturmak ve yeni neslin bu ahlaki karakteri içselleştirmesini sağlamak. İkinci amacımız ahlaki karakterlerin çocuklarımızın ve gençlerimizin kişiliğine ve kapasitesine işlenmesi için de onlara bunu spor, sanat, doğa, yaşam, bilim ve teknoloji alanlarda çeşitli deneyim imkanları sunmak. Bir diğer amacımız onların güvenli, etik ve ahlaki değerler çerçevesinde bilim ve teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerini sağlamak. Ve son olarak da gençlerimizin kişisel vizyonuna katkıda bulunmak ve doğru meslek seçiminde yönelimlerini sağlamaktır. Bütün bu amaçlarımızın aynı zamanda evlatlarımızın akademik başarısına katkı sunacağını ve bu konuda da çalışmaların yapılacağını vurgulamak isterim. Meram Gelişim Akademisi benzersiz bir proje olma özelliği taşıyor. Şöyle ki, çalışmamızı benzersiz kılan önemli unsurlardan birisi de hedef kitlemiz. Hedef kitlemiz, proje paydaşlarımız ve eğitim uzmanlarımızın istişareleri ve bu konuda akademik çalışmaların incelenmesi ile belirlenmiştir. MEGA, çocuklara, gençlere, dezavantajlı gruplara, ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik geniş kapsamlı bir eğitim projedir. Yalnızca çocuklara ve gençlere ilgilendiril değil, onunla bağlantılı olan anne babaları ve eğitimcileri de sürece dahil edilen bir eğitim sürecidir. Bu nedenle hedef kitlemizin sınıflandırması yapılırken yaş dönemlerine ve gruplara tanımlamalar yapılmıştır. Örnek verecek olursak, 3 ila 6 yaş grubunu kapsayan oyun dönemi çocuklara yönelik çalışmalar için genel olarak oyunsallaştırma dediğimiz kavramı kullanırken, diğer dönemler için deneyimleme, akrandan öğrenme, uygulama kavramları kullanılacaktır. İlham ol tanımlamasının yapıldığı hedef kitlemiz genç yetişkinlik dönemi, üniversite öğrencileri ve çalışan gençliği kapsamaktadır. Hedef kitlelere yönelik yapılacak bütün çalışmalara dezavantajlı gruplarda dahil edilecek, ayrıca engelli evlatlarımıza yönelik farklı çalışmalar da yapılacaktır. Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar için genel olarak yanında ol kavramı kullanılacak ve erişilebilirlik unsurlarına dikkat edilecektir. Tüm gruplar haricinde evlatlarımızın ebeveynlerine ve olmazsa olmazımız eğitimcilerimize yönelik çalışmalarımız da olacaktır. Ebeveynlerimizle ilgili çalışmalar için destek ol, eğitimcilere yönelik çalışmalarımız için ise rehber ol tanımlamaları kullanılacaktır. Hedeflerimize ulaşma arzusuyla hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi projesi kapsamında paydaşlarımızla işbirliği yapılması başlıca esastır. Paydaşlarımız ise Meram İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'dir. Paydaşlarımız ile etkili işbirliği yapmak, ortak bir amaca yönelik olarak hareket etmek ancak ortak duygu birliğini sağlamakla mümkündür. Ve MEGA paydaşlar tarafından tamamıyla sahiplenilmiştir ve projemiz tamamlandıktan sonra da bu işbirliği, ortak duygu birliği ve sahiplenme inşallah projemizin en önemli ayağını, yani sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır. Başladığı gibi inşallah yıllar boyunca da aynı şekilde ve genişleyerek devam etmesinin en büyük temeli budur diye düşünüyorum. Projemizin ana gayesi yarınlarımız için evlatlarımızın ahlaki karakterini oluşturmak ve geliştirmek.
Çünkü ahlaki karakter kalıtımsal değildir. İnsanlar yaşantılarına ve çevrelerine göre karakterini şekillendirirler. Yani ağaç yaşken eğilir sözünün açıklaması aslında bu değil mi? Daha küçük yaşta başlayarak onların ahlaki yapısını, karakter eğitimini biz de ailelerle ve eğitimcilerle beraber katkıda bulunursak inşallah geleceklerimizi garanti altına almış oluruz diye düşünüyorum. Eğitim uzmanlarımız ve akademisyenlerimiz ahlaki karakter oluşturmak için uzun değerler listesi oluşturmak yerine en önemli miğfer, kapsayıcı, koruyucu karakter özelliklerin iyice özümsenmesini ve destek oluşturacak bazı değerlerin işlenmesine daha önemli olduğuna vurgu yapmışlardır. Sayın Valim, bu kapsamda 10 tane ahlaki karakter özelliği belirlenmiştir. Bu karakter özelliklerimizi sıralayacak olursak, öz denetim, empati, toplumsal uyum, uysallık, özgüven, vicdan, ahlaki düşünüş, diğerkamlık, dürüstlük, sosyal yeteneklere sahip olma. Saydığımız bu 10 ahlaki karakter özelliğin kazandırılması amacıyla da 6 tane tema seçilmiştir. Temalar kapsamında disiplinler arası yaklaşımla projeler hazırlanmış olacaktır. Kıymetli misafirler, peki temalarımız nelerdir? Aile olgusu ve aile içi iletişim, bilim ve teknoloji, ekoloji, sağlıklı yaşam ve beslenme, mesleki yönelim ve kariyer ve son olarak da kişisel gelişim. 6 temamızın içinden seçtiğimiz ekoloji, sağlıklı yaşam ve beslenme, bilim ve teknoloji ise içinde bulunduğumuz yani 2021-2022 eğitim öğretim yılının temaları olarak belirlenmiştir. Ve bu karakter eğitimiyle ilgili bahsettiğimiz 10 tane karakter özelliği bu temaların altında öğrencilerimize, çocuklarımıza verilecektir. Bu yıl yapacağımız tüm projeler 3 temamıza uygun olarak yürütülecektir. Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz kurulduğu ilk günden itibaren aslında birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bu projelerimizden ilki süreli yayınlarımız olan ve 7-8 yaş grubu çocuklarımızın iyi insan olma yolunda gelişmelerine yardım edecek ve aynı zamanda eğlenmelerini sağlayacak Bizim Çocuk dergisidir. Dergimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1. ve 2. sınıfta öğrenim gören 11.109 öğrencimize ulaşacaktır. Doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek adına doğa eğitimleri gerçekleştirmek için oluşturulan KOP destekli doğa okulu projemiz bulunmaktadır. KOP destekli KOP doğa okulu 2021-2022 eğitim öğretim yılında 3. sınıfta eğitim gören 6.167 öğrencimize hizmet verecektir. Millet bahçemizin içinde bununla ilgili okulumuz oluştu. Aslında bugün sayacağımız birçok projenin temelleri geçtiğimiz yıl atılmıştı. Maalesef pandemi dönemiyle eğitim öğretime online olarak devam edildiği için hayata geçirememiştik. İnşallah aksi bir durum olmazsa, salgın tekrar çoğalmazsa, okullarımızda %100 eğitime açık olduğu sürece hızlıca bu eğitimleri vermeye bu yıl başlamış olacağız. Peki 4. sınıflar için ne var? Teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermeyi hedefleyen çocuklarımızın hayatlarının geri kalan kısmında özellikle trafikte rahat edeceği, can kaybı ve yaralanmalar gibi üzücü vakaların ve maddi kayıpların da önleneceği, trafik kurallarının öğretileceği trafik eğitim projesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta öğrenim gören 6.436 öğrencimize hizmet vermiş olacak. 2. süreli yayınımız Bilim Kurdu dergisi aslında uzun zamandır devam eden bir yayın. 11 ila 13 yaşındaki çocukların keşif ve sorgulama becerilerini geliştirmeye amaçlaktadır. Bilim Kurdu dergisi yine bu eğitim öğretim yılında 5. 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören 16.750 öğrencimize ulaşacaktır. Bilim Kurdu projemizi desteklemek amacıyla okullarımızdan şartları uygun olan ki yaklaşık 54 ortaokulumuzdan fiziki şartları uygun olan toplam 39 tane okulumuzda okul müdürlerimizle beraber akıl ve zeka oyunları sınıfı kurduk. Tamamından zemininden masasına içerideki materyallerle Bilim Kurdu projesini destekleyen çocukları bilime ve ilime yönlendirerek, eğlendirerek öğretmeyi amaçlayan bunlar sınıflar. Ve bunların aslında çok hızlıca çıktısını da almış olduk. Bunu da mutlulukla söylemek istiyorum. Projemiz bünyesinde kurulan Bilim Kurdu proje takımımız Teknofest 2020'de 1865 proje arasından ikinci olmuş ve finalde yarışmıştır. Yine bu yıl 2021 yılında ise Bilim Kurdu projesi bünyesinde eğitim alan 8. sınıf öğrencimiz Ahmet Sina Kurt, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri yarışmasında bireysel alanda, fizik alanında birinci olmuştur. Elhamdülillah
çok hızlıca projenin olumlu çıktılarını görmeye başladık. Bu da hem diğer öğrencilerimizi, hem eğitimcileri, hem de projeyi hazırlayan bizleri motive ederek daha da artırmak için çabalamamıza vesile olmuş oldu. Yine 8. sınıflarımız için evlatlarımızın sınavlarına yardımcı çalışmalarımız da mevcuttur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte akademik başarıyı artırıcı çalışmalar kapsamında devlet okulu, özel okulu farkı ayrımı yapmadan 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflara kazanım değerlendirme ve ortak sınavlarla ilgili test ve kitapçık dağıtımı sağlanmış olacaktır. LGS maraton sürecinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören toplam 5485 8. sınıf öğrencimize aynı zamanda video destekli anlatımında sağlanacağı kariyer rehberi hazırlanmıştır ve önümüzdeki günlerde de inşallah ulaştırılacaktır. Mega proje bizle öğrencilerimize 1. sınıftan 8. sınıfa kadar toplam Meram ilçemizin tamamında 56 bin çocuğumuzun eğitimine ve gelişimine dokunmuş olacağız. Bu iş için Milli Eğitim Camiamızla, üniversitemizle beraber elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduğumuzu da belirtmek isterim. Tüm eğitim projelerimizle birlikte bu saydığım kapsamla beraber bunlara destek olacak 150 okulumuza TÜBİTAK kitaplığı yapılmış ve 32.406 adet kitap temin edilmiştir. İlkokul için ayrı, ortaokul için ayrı, lise için her birinin yaş grubuna ayrı, onları ilime ve bilime özendirecek. Gelecekte Selçuk Bayraktarların ve farklı ülkemizi gururlandıracak kişilerin ve gençlerin yetişmesine katkı sağlama amaçlı ilave programlarımızdan bir tanesiydi bu da. Yine eğitim sadece biraz önce kapsadığı söylediğim manadaki projelerden değil, eğitimin verildiği mekanlar olan okulların da fiziki şartlarının, eğitimin, güzel bir eğitimin güzel bir mekanda verilmesi kapsamında bugüne kadar Meram bölgesinde 70 tane okulumuzun da fiziki şartlarını, bakımını, tamirlerini, onarımını, yeşil alanını, çevre düzenlemesinden tutun da çocuklarımızın spor sahası, spor yapacağı alanları zenginleştirme adına 70 okulumuzun tamamını yapmış olduk. İnşallah dönem bitmeden de Meram bölgesinde bulunan bütün ilkokul, ortaokul ve lise binalarımızı da eğitim, öğretim için en uygun fiziki şartlara sahip olmasını sağlamış olacağız. Milli eğitimimizle beraber inşallah. Ahlaki değerleri hayatında düstur edilmiş, çalışkan, disiplinli, milli değerlerine bağlı, ülkesini her platformda en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştiren ve yetiştirmeye devam edecek olan Meram Belediye Spor Kulübü bünyemizde yaklaşık 2533 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Şimdi bazı rakamlar vereceğim. Son 2,5 yılda belediyemiz spor kulübünde farklı branşlarda 23 Türkiye üçüncüsü, 22 Türkiye ikincisi, 25 Türkiye birincisi, 3 Avrupa üçüncüsü, 6 Avrupa ikincisi, 6 Avrupa birincisi, 1 dünya üçüncüsü, 3 dünya ikincisi ve 3 dünya birincimiz bulunmaktadır. Ve aynı zamanda son 15-20 gün içinde hem ülkemizi, hem şehrimizi ve hem de ilçemizi gururlandıran Meram Belediye Spor Kulübü sporcusu Besra Duman, Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında ilçemize, ülkemize bronz madalya getirerek hepimizi gururlandırmıştır. Geleceğin sporcularını yetiştirmek üzere kulübümüzce yürütülen spor okullarımızda her yıl yaklaşık 13 branşta en az 4000 çocuk ve gencimiz eğitim görecektir. Ne dedik? Hem eğitim projeleri, hem eğitim verilen binalarımızın yani okullarımızın fiziki şartlarının güzelleştirilmesi, hem de sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur düsturuyla çocuklarımızın kendi fiziksel şartlarıyla da ilgili onların spora olan merakını da artırmak adına bütünleşik olarak ve adı da Mega olan bir proje inşallah. O yüzden adı Mega zaten. Hepsini beraber kapsıyor. Platon'un çok sevdiğim bir sözü vardır. Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adım atmaktır. Biz hedefimizi yarınlarımıza yani çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmak olarak belirledik ve bu doğrultuda paydaşlarımızla birlikte Mega bünyesinde çeşitli projeler hazırladık. Belediyemiz son 2,5 yılda çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birçok proje gerçekleştirdi. Şimdi bu alandaki bugüne kadar gerçekleşmiş ve bundan sonra gerçekleşecek olan bütün projelerimizi Mega çatısı altında bir araya getirerek yeni projelerimizi de hizmetlerimize devam edeceğiz inşallah. Artık daha kurumsal, daha profesyonel, daha fazla destek alan ve paydaşça daha da zenginleşmiş bir proje olmuş oldu bu şekilde. Şimdi de yapılmasını hedeflediğimiz projelerimizden bahsedecek olursak, dünya standartlarında dijital içerik üretiminde küresel açılan bir kapı olmak, çevrim içi mecraların faydalı ve eğitici kullanılmasını sağlamak, etkileşimi yüksek, hedef kitlenin yakından tanındığı,
ulusal ve küresel trendlere hakim olan özgün ve yeni içerikler üretmek amacıyla Espor Merkezi, YouTube Akademi, Mega Bilgi Uygulaması ve Dijital Oyun Tasarım Atölyesi gibi dijital içerikli projelerimizin yanında genç fikirleri önceleyen proje hazırlama eğitimlerinin verileceği ve farklı hedef kitlelere yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel projelerin yapılacağı Anahtar Fikir Atölyesi, AFA, gençlere mesleki gelişimi ve kariyer konusunda yardımcı olmak amacıyla kurulacak olan staj ve iş konusunda yönlendirmelerin yapılacağı Kariyer Merkezi, gönül coğrafyasının keşfi için artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak hazırlanacak Ümmet Atlası, yine aile içi bireylerin iletişimini artırmak ve aile mefhumunu güçlendirmek amacıyla eğlenceli ve eğitim içerikli aile ve çocuk kampları, mahalle bazlı ilgi çekici içeriklerden oluşan küçük yayınlar olan fanzinler ve karakter eğitimine yönelik değerlerin oyunsallaştırarak verildiği karakter gelişimi temalı çocuk masa oyunları Meram Gelişim Akademisi tarafından planlanan projelerden bazılarıdır. Bunlar ve benzeri projelerle ilçemizde bulunan yaklaşık 75 bin çocuk ve gencimizin eğitim süreçlerine hep beraber katkıda bulunmuş olacağız. Bir belediyenin kendi ilçesinde yaşayan bireyleri, ailelerinin çocuklarına önem vermekten daha önemli bir iş olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bugünleri değil amacımız yarınları kurtarmaksa hep birlikte paydaşlarımızla beraber biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yarınlarımızı kurtarmak veya yarınlarımızın daha güzel olmasını sağlamak amacıyla eğitim camiamızla birlikte çocuklarımıza farklı alanlarda yetiştirmek için tüm vücudumuzu tekrar ediyorum taşın altına da koymuş vaziyetteyiz. Yine Meram Gelişim Akademisi ile ilgili tüm detaylara ve projelerimize de oluşturduğumuz internet sayfasından da ulaşabileceğinizi belirtmek istiyorum. Meram Gelişim Akademisi Mega'nın ilham kaynağı olan önemli İslam alimi, filozofu Ebu Hamid el-Gazali'nin şahsiyetini kazan, faziletlerini kemale eriştir. Zira sen cisminle değil ruhunla insansın sözlerinde dile getirdiği gibi şahsiyetini kazanmış, faziletleri kemale erişmiş, ruhuyla insan olan nesiller yetiştirebilme gayesiyle Mega projemizi başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Beyefendi'ye sunumlarından ve konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyük Hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, İl Başkanım, Belediye Başkanlarım, değerli hazurun ve değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi ben de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Meram Belediye Başkanımız gerçekten derdiyle ve mevcut hedefini ortaya koyarak yapılması gerekenleri büyük bir heyecanla anlattı. Gerçekten büyük bir proje. Eğitim adına birlikte olmaktan Konya'nın bütün paydaşlarının, Sayın Valimizin riyasetinde birlikte olmaktan, birlikte çalışmaktan, güç bulmaktan mutluyuz. Başkanımıza bu gayreti, bu derdinden dolayı da hususen ben teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Konya'ya geldiğimiz günden beri gördüğümüz iklim, her alanda birlikte olmak, birlikte çalışmak, birlikte güç bulmak. Bunun sonucundan da Konya kazanıyor. Eğitim noktasından söylemiş olursam, biz eğitim camiası, öğretmenler ve öğrenciler olarak hepimiz kazanmış oluyoruz. Baktığımız zaman valiliğimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, STK'larımız, üniversitelerimiz hep bir hedefe koşuyor. Konya için, başarmak için. Sonuçta da bunu yapılan çalışmalarla, bu iklim değişikliğiyle, bu güzel atmosfer ile akademik sonuçlara da etki ediyor. Okul ortamlarına etki ediyor. Okuldaki huzura etki ediyor. Şu an LGS sonuçları açıklandı.
üniversite sonuçları açıklandı. 12. sınıf ve 8. sınıf çocuklarımızın sayısal verilere baktığımız zaman geldiğimiz noktalar gerçekten çok çok önemli. Türkiye'de 97 LGS'de birincisi varken bunun 6 tanesi Konya'da çıkıyor. Bunun devamında ise kitlesel başarı noktasında oldukça Türkiye ortalamasının yükseğindeyiz. Üniversite sınavlarında ise YKS'de 2 Türkiye birincisi çıkarıyoruz. Ortalamalar yüksek. Bu ürünler çalışmanın neticesi. Bakıyoruz herkes aynı hedefe birlikte. Başkanım dediği gibi sadece elini kolunu değil gövdesini ortaya koymak, desteğini tam vermenin neticesi oluyor. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin daha fazlasını hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ben emeği geçen, destek olan bütün büyüklerimize teşekkür ediyor. 34 bin öğretmen arkadaşımız, 485 bin öğrencimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyük Hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz şimdi konuşmalarını yapmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Muhittin Okumuşlar Hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Valim, Sayın Protokol Üyeleri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, böyle bir projeye paydaş olmaktan üniversite olarak mutluluğumuzu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Üniversiteler sadece bilgi üreten ve eğitim yapan kurumlar değil, aynı zamanda hem şehrin hem ülkenin üniversite dışındaki eğitimine, sosyal hayatına, kültürüne katkı yapan kurumlar olmalı. Bu amaçla biz üniversitemiz olarak başta rektörümüz Profesör Doktor Cem Zorlu liderliğinde hareket etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimizle işbirliği çok önemli. Küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Üniversitemizde sosyal inovasyon ile ilgili bir çalışma başlattık. Daha sonra Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bir ajansa dönüştürdük. Türkiye için gerçekten önemli bir çalışma, öncülük edecek bir çalışma. Bu çalışma öncesinde Türkiye'deki örnekleri için ziyaretler yaptık. Yıldız Teknik Üniversitesi benzer bir çalışmaya başlamış. Biz projemizi anlattık. Onun başındaki hocamız dedi ki, siz 1-0 galip başlamışsınız. Çünkü belediye ile birlikte yapıyorsunuz. Biz kurduk, daha belediye bulacağız. Onlarla birlikte yola çıkacağız. Bunu niye anlattım? Konya'da Allah'a hamdolsun biz şanslıyız. Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz geçmişten bugüne kadar bütün faaliyetlerde, ortak çalışmalara, şehrin sosyal kültürel eğitim faaliyetlerine bütün kapılarını açarak, bazen öncülük ederek, bazen götürülen projeye destek olarak hep birlikte çalışmalar yürüttük. Bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin hem teknoloji bölümleri hem eğitim bilimleri ve diğer sosyal bilimler alanındaki bölümleriyle bütün belediyelerimizle ortak projelerimiz var. Bugün de Meram Belediye'mizin mega projesiyle birlikteyiz. Biz bu projenin paydaşı olmaktan, ortağı olmaktan mutluyuz. Şehrimiz adına, ilçemiz adına mutluyuz. İnşallah üniversitemizin elindeki birikimi, gelişimleri gençlerimizle buluşturmak, özellikle geleceğe yönlendirmeye çalışan farklı mihrakların oyunlarını bozacak gençliği yetiştirmek üzere elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Huzurlarınızda tekrar Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş nezdinde tüm belediye çalışanlarını ve bu konuda büyük destek olan Milli Eğitim Müdürümüzü ve çalışanlarını, personelini, ekibini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Muhittin Okumuşlar Hocamıza teşekkür ederiz. Sayın Valim, değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Valim, kıymetli milletvekillerimiz, değerli kaymakamım, belediye başkanlarım, il milli eğitim müdürümüz, rektör yardımcımız, KOP başkanımız, kamu kurumlarımızın çok değerli yöneticileri, kıymetli teşkilat mensuplarımız, meclis üyelerimiz, basınımızın çok değerli temsilcileri, ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Programı izlerken gerçekten heyecanlandık. Niye? Kendi gençlik ve çocukluk yıllarımıza döndüğümüz zaman ülkenin şartları, o günün eğitime bakışı ama bugün geldiğimiz noktada mazideki o değerlerini atiye taşıyabilmek adına kurumlarımızın işbirliği, Meram Belediye'mizin gerek üniversitemizde gerek Milli Eğitim Müdürlüklerimizde bu çalışmayı yürütüyor olması hepimizi memnun ediyor. İlçemizde bulunan sevgili yavrularımız ve öğrencilerimiz üzerindeki bu çalışma geleceğe çok daha umutla bakmamıza vesile olacak. Daha önce Selçuklu Belediye'mizin değerler eğitim projesi çerçevesindeki başarılı çalışmalarını bir farklı boyutuyla Meram Belediye'mizce de ilçemiz için yürütülüyor olması takdire şayan. Ben bu vesileyle kıymetli belediye başkanımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve üniversite rektörlüğümüze teşekkür ediyorum. Bireyi yuvasında mutlu kılan, apartmanında huzurla yaşayan, mahallesine değer katan ve ülkesi için de büyük bir ümit vaat eden yapıda yetişmesi hepimizin istediği bir nokta. Ve bugün dünyanın da gelmeye çalıştığı taraf bu. Değerlerinden yoksun, geleceğe yelken açmış ama istikameti belli olmayan bir yapı yerine geçmişin o köklü yapısından geleceğe hak ve adaleti tesis etmek adına medeniyet kuran bir milletin fertleri olarak gerek bölgemizdeki gelişmeler, gerekse dünyadaki yaşananlara karşı Türkiye yeni hedefleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderindeki bu yürüyüş çok daha güçlü oluyor. Ben Sayın Valimizin şahsında tüm kaymakamlarımıza, Büyükşehir Belediye'mizden tüm ilçe belediyelerimize, tüm kamu kurum yöneticilerimize, üniversitelerimizdeki değerli hocalarımıza bu tür çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Basınımıza da Konya'nın bu güzelliklerini öne çıkarma adına yaptıkları güzel çalışmalar, güzel paylaşımlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Proje hayırlı olsun, bereketli olsun. Tüm gençlerimiz için ufuk açıcı ve geleceğe çok daha güçlü bakacakları bir zemin ve çalışma ortamı olacak inşallah. Ben tekrar emeğe geçenleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Selman Özboyacı Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Valim, kıymetli milletvekilimiz, değerli il başkanım, kıymetli ilçe belediye başkanlarımız, değerli ilçe başkanımız, kıymetli il milli eğitim müdürümüz, rektör yardımcımız, KOP başkanımız, kıymetli hocalarımız, değerli misafirler, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Tabii gerçekten Hasan Başkanım da ifade ettiği gibi sunumu dinlerken hepimiz heyecanlandık zannediyorum. Çünkü kıymetli bir iş, üzerine çokça emek harcanan bir iş, çok büyük titizlikle, çok ince detaylara kadar inildiği belli olan bir iş. Ben sözlerimin başında bu güzel işe emek harcayan Mustafa Kavuş Başkanıma,
kıymetli ilçe milli eğitim müdürümüze, il milli eğitim müdürümüze ve kıymetli rektörlüğümüze ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü yarının Türkiye'sine büyük hizmetler yapmış oluyoruz bugünden. Türkiye'nin bu konuda özel bir durumu var. Bundan bahsetmek isterim. Çok genç bir nüfusumuz olduğunu biliyorsunuz. Ben bunu her platformda, her gücüm yettiğinde, her imkan verildiğinde dile getiriyorum. Türkiye'nin en büyük gücü ve potansiyeli genç nüfusudur. Bunu bir kenara yazmak lazım. Avrupa'ya baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük avantajı alttan gelen genç nüfusudur. Ama Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin kaderini de aslında bugünkü bizim bahsettiğimiz en büyük güç ve potansiyel olarak gördüğümüz genç nüfusu ne kadar nitelikli eğitebildiğimiz, ne kadar iyi donatabildiğimizle alakalı değişecektir. Biz eğer iyi gençler yetiştirirsek, donanımlı gençler yetiştirirsek, kendini uzmanlaştırmış, alanında dünya çapında işler başarabilmiş gençler yetiştirebilirsek yarının Türkiye'si çok daha güçlü olacaktır. Gerçekten bu bir nal, bir mıh, bir at, bir komutan metaforu çok doğru bir metafor. Bir insanın dünyayı değiştirebildiğine defalarca şahitlik etmiş bir milletiz. Dünyayı değiştirebilen insanlar yetiştirebilmiş bir medeniyetin torunlarıyız ve bugün hala bu hamur mayamızda var. Ve ben hep söylüyorum, 16 yaşında siyasete bir ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyesi olarak başlayan bir insana Rabbim bugün ümmetin umudu, bütün mazlumların umudu olma şerefine nail kıldı. Dolayısıyla bir gencin yarın neler başaracağını hiçbirimiz bilemeyiz, kestiremeyiz. Bu manada çok kıymetli buluyorum. Türkiye'de gençlere yapılan yatırımların çok ama çok değerli olduğunu ifade ediyorum. Ve inşallah Rabbim tesirini halk etsin. İnşallah tesirini oluştursun, tesirini yaysın, arttırsın. Gerçekten burada hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de üniversitemiz çok yoğun çaba harcamışlar. Onların da konuşmalarında gerçekten buna kani olduk. Allah herkesten razı olsun bu projeye destek veren. Türkiye'nin yarınlar için çalışan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır bu ülke için yaptıkları ve bu ülkenin gençleri için yaptıkları ortada. Aslında bu 20 yıllık iklimin bir neticesi bu proje. 20 yıllık emeğin, 20 yıllık çabanın, gayretin bir neticesi. İnşallah bu yeni tohumdan da nice filizler, nice ağaçlar, nice meyveler oluşacaktır diye inanıyorum. Ve bu tür projelerin genç bir milletvekili kardeşiniz olarak her zaman arkasında, yanında, içinde, yöresinde, yanında, nerede ihtiyacımız var, ihtiyaç varsa orasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Selman Özboyacı Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sorgun Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. İki özürle söze başlamak isterim. Sayın Valim, protokolü tek tek sayamayacağım. Zaman sınırlı. Sizleri de bekletmiş gibi olduk belki. Ben buradan sonra Sayın Valim'in çok anlamlı olacağına kalben inandığım konuşmasını dinleyemeyeceğim için Sayın Valim'den, isimleri sayamadığım için de bütün hazırlığından özür diliyorum. Değerli katılımcılar, gerçekten anlamlı bir gündeyiz. 32 sayfanın hepsini Sayın Başkanım davetiye gönderdiğinde, dijital davetiye gönderdiğinde 32 sayfanın hepsini tek tek iki defa okudum. Heyecanlandım. Aslında burayla tam bu proje özdeşleşmiş. Bir taraftan baktığımızda tarihi temeller var, kökler var. Bir taraftan da dijital ortam var. Yani kendi değerlerimiz üzerinde asrın idrakine söyletmek var. Kendi değerlerimizi asrın idrakine söyletmek.
Herhalde projenin özü, aslı bu olsa gerek. İmam-ı Gazali vurgusu çok önemli bir şeydi. İmam-ı Gazali 1058 yılında doğuyor, 1111 yılında vefat ediyor. Ne ediyor? 53 yıl ediyor, değil mi? Ama 53 yılda o kadar çok büyük eserler veriyor ki, vaktin bereketini biz oradan anlıyoruz. O eserlerin, burada hocalarım var, o eserlerin sayfasını onun yaşına, İmam-ı Gazali'nin yaşına böldüğümüzde gerçekten bunun uykusu nerede, efendim diğer çalışması nerede, öğrenciliği nerede, gecesi nerede, gündüzü yemesi içmesi nerede diye hayret ediyorsunuz. Ama Allah vakti de nakdi de bereketlendirir. Bunun için iki şey var diye düşünüyorum, iki esas var. Bir, en güzel projeleri yaparsınız ama sadece görevlilere bırakırsanız projelerin içi boş olur, yapılmış gibi olur. Mutlaka gönüllüler, eğer görevliler gönüllü olursa alülala olur. Projeler gönüllülerle hayat bulur. O bakımdan mutlaka orada çalışan, ki eğer öyle olmasaydı, belediye başkanımız ona heyecan duymasaydı, gençlik spor hizmetleri müdürümüz heyecan duymasaydı herhalde veya üniversitemiz, milli eğitim müdürümüz bu proje ortaya çıkmazdı. Umarım öyle olacağına inanıyorum. Bu projeyi yürütecek arkadaşlarımız hangi kademede olursa olsun mutlaka gönüllü olmak zorunda. Gönüllü olmazsa projeler, hangi proje olursa olsun, başarıya ulaşamaz. Bu bir. İkincisi, iyi örnekleri biz göstermek zorundayız. Birileri değil. Ben ne yapacağım? Her birimiz bulunduğumuz noktada ben ne yapacağım? Bana ne düşüyor? Birilerinden değil. Bunun için kendimiz üzerinde sorumluluğu kendi üzerimize alarak, birilerinin üzerinden değil, başkalarına iş tarif etme kolaycılığına sapmadan ben ne yapabilirim sorumluluğunu üstlenmeyi düşünmemiz gerekiyor. Diyorum tekrar Sayın Valim, sizin kusura bakmayın, ben başka bir toplantıya söz verdim. Sizin anlamlı konuşmanızı dinleyemeyeceğim için tekrar özür diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sorgun Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, hitaplarını gerçekleştirmek üzere Konya Valimiz Sayın Vahdettin Özkan Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Arz edelim Sayın Valim. Saygıdeğer milletvekillerim, sayın kaymakamım, belediye başkanlarımız, kurum temsilcilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten biraz önceden ifade edildi bütün konuşmalarda, Konya'ya yakışır bir proje, Konya'nın tarihi birikiminin bir tezahürü olan bir proje, o heyecanı, o iştiyakı yansıtan bir proje. Bu yönüyle bu projenin, bu çalışmaların bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biraz önce ifade edildi, nesiller arasında belli farklar vardır. Bu kuşaklar arası fark olarak ifade edildi. Projeye de yansımış esasen. Ama bu farklılık, kuşaklar arasındaki fark, asırları bir tarafa koysak, son 30 yılı bir tarafa koysak bu farkın, son 30-40 yıldaki farkın, bu asırlar boyu, bin yıllık bir kuşaklar arasındaki farktan daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Yani bin yıl içinde kuşaklar arasındaki bütün farkı bir tarafa toplarsanız, son 40 yıl içinde kuşaklar arasındaki farktan daha küçüktür. Hal böyle olunca bu esasen bütün hepimizin önünde hem bir avantaj hem de bir dezavantaj, sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitimin amacı, marifetin amacı, tabii ki insanın kendisini tanıması, tabiatı tanıması. İnsanın kendisiyle ilgili
her özelliği, her güzelliği bilmesi, biyolojisiyle, fizyolojisiyle, ruh haliyle, istidatlarıyla, kabiliyetleriyle, bu kabiliyetlerin geliştirilmesi nasıl olmalı? Hem bunları esas alıyor, aynı zamanda insanın dışındaki bütün kainatın tanınması, fiziği, kimyası, matematiği, soyutlamasıyla bunları ne kadar vakıf olabilirsek o kadar insan kendisini biliyor, tabiatı biliyor. Dolayısıyla yaratılış gayesine mutabık bir hal alma noktasına gelebiliyor. İşte son dönemlerdeki bu bilimsel gelişmelerin, dijital ortamdaki gelişmelerin, internet ortamının, bilgiye ulaşımın çok hızlanmasıyla bu büyük bir avantaj olarak hem karşımıza çıktı ama aynı zamanda yeni kuşakların bildiği bazı şeylerin bizim bilmememiz, dolayısıyla o aradaki fark ve oradaki farkı iyi yönetme keyfiyeti de ortaya çıkmış oldu. Devletimiz, hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız bütün bunları çok iyi bir analiz ettiğini görüyoruz. Analiz edip öncelikle parlamentomuz bu eğitim kamu hizmetinin yaygınlaştırılması, herkese iyi bir şekilde ulaştırılması, kalitesinin artırılması, eğitim kurumlarının kapasitesinin artırılması yönünde parlamentomuz büyük yüksek derecede bir inisiyatif kullanarak bu konunun kanun çerçevesini oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuları projelendirerek Anadolu'nun dört bir yanında bütün insanlarımıza, bütün gençlerimize, herkese, en fakir aile çocuğundan büyük bir sermaye hükmeden çocuklarının eğitim hizmeti arasında bir fark kalmayacak şekilde bir ortamın, bir iklimin, bir eğitimle ilgili bir avantajın sunulmuş olması bizim için büyük bir avantaj. Şöyle düşünelim, 20 sene önce, 30 sene önce gerçekten eğitime erişim dediğimiz, hem eğitimin kırsal alanda, şehirlerde fiziki altyapısını iyileştirmesi, eğitim teknolojilerinin ikame edilmesi, insan kaynakları yönünde nitelikli öğretmenler açısından da baktığımız zaman çok daha dezavantajlı durumdaydık. Bütün bunların eğitimin kalitesi, kapasitesi ve erişimin iyileştirilmesi yönünde bir seferberlik halinde bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları hepimiz açısından büyük bir avantaj. Hayat boyu eğitim diyerek bütün sadece öğrencilere değil hepimize, yöneticilere, velilere, bütün insanların eğitime, marifete ihtiyacı vardır. Bununla ilgili ne yapılabiliyor? Yüksek derecede bir seferberlik oluşturulmuş durumda. Ama aynı zamanda konjonktürel gelişmeler, küresel rekabet gücümüzün artırılması, tarihimizden gelen bu zenginliklerin istinat noktası edilmesi, aynı zamanda geleceğe matuf net istikbale yönelik hedeflerin belirlenmesi yönünde de analizlerin yapılıp bunların proje haline getirilmesi yine bizim en büyük avantajlarımızdan birisi. Biraz önce ifade edildi, projede de mündemiş anlatıldı. O tarihi kültürel birikimimiz, alimlerimizin, ariflerimizin ortak uymuş olduğu perspektif, medeniyetimizi besleyen bu temel marifet nehirleri ve özellikle bunun Konya'daki tezahürü aynı zamanda ilimiz açısından büyük bir avantaj. Elhamdülillah ilimizde yaşayan herkesin taleplerinin bir ifadesidir. Belediyelerimiz, milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız. Bu marifet nehrinin devamlarını sürdürmek, aynı zamanda küresel rekabet gücümüzü artırmak ve yeni konjonktürel bu kuşaklar arasındaki farkı iyi yönetme anlamında eğitim, kamu hizmeti nasıl olmalı, nasıl bir yöntem belirlenmeli ve bunun sürdürülebilirliği, gençlerin iştiyakla bu sürece dahil olması nasıl olmalı sorularının cevaplarıdır. Bu tür nitelikli ve gönlümüzü, fedakarlığımızı katarak yapmış olduğumuz bu projeler. Ben öncelikle bu proje vesilesiyle Meram Belediye Başkanımız Mustafa Bey ekibini, ilçe milli eğitimi, üniversitemizi ve katkı sunan sivil toplum kuruluşlarını, her şeyden önemli bunu yüksek derecede bir taleple isteyen Konyalı marifet taşı insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu proje, insanlarımız bunu istiyor. İnsanlarımızın duygularına, isteklerine tercüman olmak isteyen belediyelerimiz, kurumlarımız bunları bir emir telakki ediyor ve bunları yapıyor. Bu birliktelik bizim aslında bu hizmetleri sürdürmemizin de
temel güvencesidir diyorum. Proje gerçekten çok güzel olmuş. Bir kere organizasyonel olarak, katılımcılar olarak bütün kurumların birbiriyle koordine bir şekilde çalışmasının bir tezahürü. İkincisi, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedefler, hayat boyu eğitim prensibinin en önemli bir bileşeni olarak onu tahakkuk ettiren bir proje. Üçüncüsü, belediyelerimizin bu konuda duyarlı olarak, yani mahalli idarelerin, belediyelerin temel kamusal altyapı hizmetleriyle beraber beşeri olarak eğitime yönelik bu temayülleri, eğitime verdiği katkı bizim açımızdan çok kıymetli. Konya bu yakışıyor. Bu anlamda belediyelerin buradaki destekleri önemli. İnşallah bu tür projelerle biraz önce ifade etmeye çalıştığımız medeniyetimizin bu umdelerinin gelecek nesillere taşınmasına vesile olur diye temennide bulunuyorum. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Bu tür projeler dediğim gibi esas olan insandır. Her şeyin odağında insandır. Bütün her zaman, her yeri, her zamanı, her sektörü iyi analiz ederek dokunmamız gereken noktalar nelerdir? Samimi olarak gönülden bunlara çalışmaktır. Bunlara çalıştıktan sonra çok işin uzmanı olmaya gerek yok. O uzmanlar bulunabilir. Bilgiye ulaşım yeteri mecralar vardır. Bu gönüllü bir şekilde, samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde bu işlere girdiğimiz zaman netice de alınır. O istikbale yönelik adımlar da daha emin bir şekilde atılmış olur. Ben tekrar tebrik ediyorum. Bu eğitim marifetin daim olmasını temenni ediyorum. Yeni nesillerin bundan istifade etmesi temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Valimiz Vahdettin Özkan Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, bu projeyi, mega projemizi 3 kurumumuz birlikte yürütecek. Meram Belediye'miz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Necmettin Erbakan Üniversitemiz işbirliği içerisinde olacaklar. Bu projemizin, işbirliğinin protokolü imzalanacak. Şimdi kurumlarımızın değerli yetkililerini ben huzurlarınıza davet edeceğim. Meram Belediye'miz adına Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyük Hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitemiz adına Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Muhittin Okumuşlar Hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Yeni Nesil Eğitim Projesi Meram Girişim Akademisi'nde imzalar atıldı, protokol imzalandı. Hayırlı olmasını diliyoruz Meram'ımıza, Konya'mıza.
Teşekkür ediyoruz değerli protokol üyelerimizi, günün anısına fotoğraf çekimi için Sayın Valimizi, değerli protokol üyelerimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Kaymakam vekilimizi, belediye başkanlarımızı, AK Parti il başkanımızı, KOP başkanımızı, ilçe milli eğitim müdürümüzü, buyursunlar efendim. Projemizin Meram'daki çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Katılımlarınız için teşekkür ediyor. Sağlık.